Abdurrahman Dilipak yazılı basın sizlere ömür. Bu hafta AK Parti kongresi var değil mi ve sonra bayram. Gidişata bakıyorum da yerel seçimlerden sonra gazete tirajlarında korkarım dramatik bir çöküş yaşanacak. Geçen hafta itibariyle artık 300 bin seviyesinde bir ulusal gazete kalmadı. Manzara şu, 200 bin seviyesinde 4 gazetemiz var. 100 bin seviyesinde 9 gazete, 50 bin ila 100 bin arasında 5 gazete. Diğerleri 50 binin altında. Dünkü ilk 3 gazetenin tirajı bugünkü bütün gazetelerin toplam tirajından fazla. Geçenlerde Habertürk gazete basmaya ara vermişti. Yerel seçimlerden sonra bu süreç daha da hızlanacak. Tabi gazetelerde yavaş yavaş ağırlık merkezini internete taşımaya başladılar. IPTV, IPRD, İDERGİ, dergi, İKİTAP kitap yani yeni siber medya gruplar oluşacak. Ama bakıyorum da çoğunda bu ufuk yok. İnternet medyası hayali tıklamalarla öne geçmeye çalışıyor. Yeni medyanın adından örgütlenme yapısına, haber kaynaklarından okur profiline kadar her şey değişecek. Bu medya oluşmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda daha birçok yenilik geliyor. Avatar medyası, Poi medya, Immersive medya, daha bir sürü medya çeşidi var. Yeni medya eski gazete, radyo ve TV karması bir şey ve tabii okuruyla etkileşimli ve kişiye özel bir formatta. Buna bir de yapay zeka eklediniz mi zaman içinde ileri ve geri gidebileceksiniz. Sadece gerçek yetmeyecek, sanal gerçeklik artırılmış gerçeklik şeklinde kendini sunabilecek. Bilgi guruları, bilgi aristokratları, bilgi işçileri derken bilgi toplumu umut ötesi bir korku toplumunun aracı olabilir. E-Devlet, E-Belediye'yi geçin, E-Demokrasi kapıda bekliyor. Zaten humanoid avatarlar devreye girince insanımsı robotlar, robotumsu insanlarla farklı bir dünya geliyor. Bilgiyi zaman, mekan, birey ve konu çerçevesinde birçok şeyle ilişkilendirerek ve detaylandırarak herkes haberi kendine göre takip edebilecek. Kişi sayısında medya demek bu. Ve tabi beraberinde toplumsal anlamda yaşanacak bir atomizasyon sürecini beraberinde getirecek bir durumdan söz ediyoruz. Bilgi toplumu bu anlamda toplumsal bir rekabet, çalkantı ve çalışma anlamına da gelebilir muhtemel bir nötralizasyon agnostizmin tırmanışına vesile olabilir. Bugün 2,5 milyon civarında resmi bir tiraj var ulusal basında. En düşüğü 2500. En yüksek tirajlı olanı 290 binlerde. 38 gazete var. 14 tanesi 10 binlerin altında. 4 gazete 10 bin, 50 bin arası. 9 tanesi de 50 bin, 100 bin arası. 4 tanesi de 200 binler seviyesinde. Bu gazetelerin iktidara yakın olanları 10 tane, karşı olanları 12 tane. İki spor, iki magazin gazetesini çıkarsanız 12 tane de merkez medya var. Muhalefet kanadının tirajı düşük. Geçen gün 6 Ağustos, Hürriyet'e baktım 30 bin 14, Sözcü 13 bin 22, Posta 19 bin 648 tiraj kaybetmiş. Tabii bunlar haftalık ortalamaya bu şekilde yansımıyor. Ama tirajların nasıl oynak olduğunu göstermesi açısından önemli. Bu dalgalanmalar spor gazetelerinde oluyor ya da çok önemli bir olay olur bu bütün gazete tirajlarına yansır. Mesela o gün Türkiye gazetesi 14.135 tiraj artırmış, sabah da 5.790 artış yapmış. Ama artık 300.000 tiraj yok. Zaten bu tirajların da önemli bir kısmı promosyon ve naylon. En büyük ilk 4 gazetenin toplam tirajı 2 yıl önceki aynı grupta tepedeki bir gazetenin tirajı kadar bile değil. O günden bugüne zaman yok, Habertürk yok ve Hürriyet 287.653 tirajla ikinci sırada. Şu anda basın ilan kurumu bir sallasın, mevcut gazetelerin en az yarısı dökülür. Bu durum böyle gidemez. Basın kendi içinde bir değişikliğe gitmezse ani ve radikal çöküşler yaşanabilir. Bakın basında en büyük kayıp tirajında değil, itibarında. Gazeteler sahibinin sesine döndü ya da parayı verenin çaldığı bir düdüğe dönüştü büyük ölçüde. Trollerden söz ediliyor artık. Övgü ve sövgüden başka bir şey yok bazı gazetelerde. Burada bir yanlış yok mu? Bu bir temenni değil, uyarı. Devlet de bu işe müzahir olması gerek. Ayakta kalacak olanlar da yapılarını ona göre yeniden düzenlemesi gerek. Bu konuda da devletin big data ve süper bilgisayar desteği vereceği Milli Bilgi Bankası merkezi ve ciddi bir siber güvenlik altyapısına ihtiyaç var. Yoksa sektör yabancıların eline geçer ve yerli projeler domino etkisiyle birbiri üzerine kapaklanır. Bu altyapı aslında herkes için acil, elzem bir konu. Bunu kim niçin engelliyor bilmiyorum. Bu konunun öneminin farkında olan bir sürü bilim adamı, politikacı ve bürokrat var ama durum ortada. Aslında aslında BYEGM'den basın ilana bütün yapıyı yeniden elden geçirmek gerek. TRT Anadolu Ajansı hepsi. İnşallah yeni dönemde bu konunun üzerine gidilir. Yarın altın karşılığı sanal para çıkaralım desek gelip yine buraya takılacağız. Kendi arama motorumuzu, sosyal medyamızı nasıl örgütleyeceğiz bu altyapı yoksa? Blockchain teknolojisiyle global bir network oluşturmak istesek yine gelip buna takılırız. Küçük küçük işletmeler şeklindeki yapılar HW, SW ve bilgi kirliliğinden başka işe yaramıyor. Hiçbiri güvenilir değil, kendi aralarında haberleşemiyorlar. Belki şu ulusal basın dedikleri basını yeniden tanımlamak gerek. Bu konuda bir şura mı düzenlenir, bir araştırma mı yapılır? Ne çalışanlar ne patronaj ve ne de medya okurları yeni duruma hazır değil. Kervan yolda düzülür hesabı gidiyorlar. Madem herkese eleştiriyoruz, kendimizi de eleştirelim. Bu konuda hem kendi sorunumuzu çözelim hem de diğer kardeşlerimize, bizi model alan ülkelere ve halklara bu anlamda örnek olalım. Onların çabalarına destek verelim. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak Yeni Akit